Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi Ruh, Beden ve İnsan Aşkın Varlık İlişkisine Yönelik Psikolojik Yaklaşımın Tarihi Serüveni, Sevde Düzgüner. Bilinen ilk devirlerden biri insan, içinde yaşadığı evrendeki konumunu belirlemek amacıyla kendisi ve çevresiyle ilgili sorulara cevap aramıştır. Sorular genellikle aynı kaldığı halde belli dönemlerde bu sorulara verilen cevaplar değişmiş ve bilimsel gelişime katkı sağlamıştır. Modern psikolojinin ortaya çıkışında ise özellikle ruh, beden ve insan aşkın varlık ilişkisine getirilen açıklamalar etkili olmuştur. Psikoloji terimi kök itibariyle Yunanca ruh, zihin ile bilgi, logos kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Milattan önceki dönemde ruh, beden ve insan aşkın varlık ilişkisi. İnsanlık tarihinin en eski dönemlerine ilişkin araştırmalar, ilkel kültürlerin ruh kavramına önem verdiklerini ortaya koymuştur. Bu insanlar yaşadıkları pek çok olayı doğaüstü güçlerle açıklamaya çalışmışlar. Tabiatın ruh adı verilen gizli güçler tarafından yönetildiğine ve insanın da içindeki ruhun etkisiyle çeşitli davranışlar sergilediğine inanmışlardır. Bu bakış açısını yansıtan ilk ipucuna doğulu ve batılı bilge gezginlerce gözlenerek yazıya dökülmüş olan kayıtlarda rastlanmaktadır. Bunlarda yer alan şaman ve büyücü ayinleri iyi ve kötü ruhlara olan inanç hakkında bilgi vermektedir. O dönemde psikolojik hastalıklar kötü ruhların bedene etki etmesiyle açıklanmış ve bedeni bu kötü ruhtan kurtarma amacıyla tedavi yöntemleri üretilmiştir. Eski çağlardaki ruh inancı hakkındaki diğer ipucu da uyku halinde ruhun bedenden ayrıldığına ilişkin yaygın bir kanaatin varlığıdır. Bu inancın rüya kavramının önem kazanmasına sebep olduğu ve ruh kavramının bugünkü bilinçlilik halini almasında etkili olduğu söylenebilir. İlk çağ medeniyetlerinden Mısır'da da tıp din referanslı bir olgudur. İnsanın öbür yaşama hazırlanmasını gerektiği yönündeki inanç, Mısır'da ruh ve bedene dair araştırma ve bilginin artmasına sebep olmuştur. Örneğin o dönemde yaşamış Edwin Smith Papyrus, M.Ö. 1550, beyin ve onun bazı fonksiyonları gibi konularda çeşitli açıklamalar yapmıştır. Antik dönemlere ait diğer dokümanlar, büyü ile şeytanların veya diğer hurafe inançlarının sebep olduğu hastalıkları kovma uygulamalarıyla dolu iken, Papyrus 50 tane hastalık durumuna ilaç vermiştir ve bunlardan sadece bir tanesi şeytanın kavulması esasına dayanmaktadır. Bu durumda Papyrus'un ruh ve hastalıklarına yaklaşımının doğaüstü güçlerin insana musallat olması şeklindeki anlayıştan ziyade diğer hastalıklar gibi bunların da tedavi edilmesi gereken bedensel bir rahatsızlık olduğunu görüşüne yakın olduğu söylenebilir. Burada belirtmek gerekir ki Mısır uygarlığındaki bu gelişmeler son derece zengin bir gözlem ve uygulama bilgisinin de birikmesine aracılık ettiği gibi bilimsel metodolojinin de ilk tohumları olma niteliği kazanmıştır. Söz konusu dönemde Hint medeniyetine ait doğayla bir bütün oluşturan insan anlayışı da günümüzdeki Uzak Doğu ve Orta Asya bakış açılarını yansıtması açısından önemlidir. Çin medeniyetinin düşünce sisteminin temelinde bugün dahi kullanılan Yin ve Yang elemanlar yer almaktadır. Bütüncül bir yaklaşımın sistemlendirilmiş şekli olan bu anlayış, psikolojik bağlamda sağlık ve mutluluk ile ilişkilendirilmiştir. Ruh, beden ve insan aşkın varlık ilişkisini bütüncül bir şekilde ele alan bu bakış açısının günümüzdeki doğu gelenekleri ve maneviyata yönelik ilginin temelini oluşturduğu söylenebilir. Antik Yunan filozoflarının insana dair görüşleri kayda değer ölçüdedir. Milattan önce 460 yılında doğduğu sanılan Hipokrates, yaptığı gözlemlerle insanı inceleyen ve tıp alanında öğrenciler yetiştirmiş olan bir hekimdir. Tıbbın babası olarak anılan Hipokrates, bir açıdan psikolojinin babası olarak da nitelendirilebilir. Çünkü o, psikolojik hallerin doğal nedenlerini ve pek çok davranış bozukluğunun ilk belirgin tanımlarını ele almış, mizaç ve motivasyonla ilgili uzun süre geçerliliğini koruyan teoriler geliştirmiştir. Felsefe tarihinde ilk metotlu düşünme çalışmasını ise Sokrates,
M.Ö. 468-400 yapmıştır. O, ruhun ölümsüzlüğü hakkında bir takım deliller ileri süren ilk Yunan filozofudur. Sokrates'in öğrencisi olan Eflatun, M.Ö. 427-347'de hocası gibi ruhun ölümsüzlüğünü benimsemiş, ruh kavramı için Latince psiche kelimesini kullanmıştır. Bu kullanım psikolojinin en eski anlamı ile ruh bilimi veya zihin bilimi olduğunu düşündürmektedir. Ruh kavramını hayatın prensibi olarak tanımlayan Eflatun, idealistler başta olmak üzere kendinden sonraki filozofları oldukça etkileyen idealar alemi görüşünü ileri sürmüştür. Ona göre idealar, varlığın orijinal formları, varlığın özleri ve ilk örnekleridir. Duygularla algılanan alem olan objeler alemi ise ideaların kopyası, birer gölgesidir. Ölümsüz olan ruh, idealar aleminden geldiği için objeleri her görüşünde idealları hatırlamakta ve böylece bilgi, logos oluşmaktadır. Eflatun ruhun, idealların bilgisine ulaşmak için çaba gösterdiğini savunmuştur. Ona göre tikel olgulardan hareketle asıl bilgiye ulaşma sırasında insanın gelebileceği en son nokta iyi ideasıdır. Ancak insan geldiği bu son noktada bile ideaların kesin bilgisine sahip olamamaktadır. Çünkü ideaların kesin bilgisine ancak Tanrı sahip olabilir ve o hem idealar hem de objeler aleminin yaratıcısıdır. Eflatun ile aynı çağda yaşamış olan Aristo, M.Ö. 384-322, Eflatun'un bilginin doğuştan geldiği şeklindeki görüşüne katılmamış, duyu ve deney unsurlarını da göz önünde tutarak deneyici, akılcı, ampirist, rasyonalist bir yaklaşım sergilemiştir. Ona göre insan zihni dünyaya gelirken bilgiye sahip olmadığı tabula rasa gibi bomboşta değildir. Çünkü zihin bilgiye değil ama bilgiyi meydana getirme yeteneğine sahiptir. Bu yeteneğin gelişmesi için duyu organlarının faaliyetlerini ve dış dünyanın gözlemlenmesine ihtiyaç vardır. Aristo'ya göre her canlıda canlılığın belirtisi olan bir etkinlik görülür. Bunun temelinde de beden, madde ile ruh, form ilişkisi vardır. Ruh, bedeni harekete geçiren, onu canlı kılan gayedir. Tanrı, salt form ilk hareket ettiricidir. Madde dışıdır ve özü de maddesi de kendisi olan düşünmedir. Tanrı tektir ancak yoktan var edici değil, var olana şekil verici, hareket ettiricidir. Ruhu gözlenmesi olanaksız bir varlık olarak gören Aristo, ruhun ne olduğuyla değil nasıl işlediğiyle ilgilenmiş, insanın çevresiyle ilişkilerini yani davranışlarını incelemiştir. Çağdaş psikolojinin sınırlarının çizilmesi açısından bu görüş önem arz etmektedir. Aristo'yu psikoloji için önemli kılan özelliklerinden biri onun bastırılmış duyguların serbest bırakılışının ruhsal hastalıkların tedavisinde önemli bir adım, bir ön koşul olduğuna ilişkin bilinen ilk görüşün sahibi olmasıdır. Görüldüğü üzere ilk dönem medeniyet ve düşünürlerinde ruh kavramına yaklaşım biçimleri psikolojinin temeli sayılabilir. Niteliği değişse bile Tanrı kavramının etkinliği üzerinde ise bir uzlaşı vardır. Denilebilir ki modern psikoloji Eflatun'dan etkilenmekle beraber kuramlarını Aristo ekolü temellerine oturtmayı daha uygun bulmuştur. Genel olarak ise Eflatun'un etkilerinin Alman psikolojisinde, Aristo'nun etkilerinin de İngiliz ve Amerikan psikolojisinde yankı bulduğu söylenebilir. Milattan sonra 17. yüzyıla kadar olan dönemde ruh, beden ve insan aşkın varlık ilişkisi. Milattan sonra hızla yayılan Hristiyan düşüncesi, ruh, beden ve insan aşkın varlık ilişkisine yönelik yaklaşımda da belirleyici olmuştur. 4. yüzyıldan itibaren tarih sahnesinde aktif rol alan Bizans'ta ruh ve ruhsal rahatsızlıklar ile ilgili bilgiler kilisenin görüşüne bırakılmıştır. Buna göre insan ruhu doğrudan doğruya Tanrı'nın ruhunun bir uzantısı olarak kabul edilmiş ve hasta olması ihtimali reddedilmiştir. Başka bir ifadeyle ruh hasta olmaz ancak şeytan tarafından ele geçirilebilir.
Bizans'ta bu düşünce hakimken Avrupa'da bir duraklama dönemi söz konusudur. Aristo'nun yazıları 1000 yıl kadar Avrupa'daki düşünürlerin eline geçmemiştir. Bu bilgilerin günümüze kadar ulaşmasında Müslüman Arap düşünürler büyük rol oynamışlardır. Avrupa'nın Aristo'nun öğretisini yeniden keşfetmesi için 13. yüzyıla kadar beklemesi gerekmiştir. Milattan sonra 7. asır ve sonrası Batı'da düşünce açısından fetret devri gibi geçmiş olmasına rağmen Doğu'da bütün dünyayı etkileyecek büyük bir değişme ve gelişmenin başladığı yüzyıllardır. 611 yılında İslamiyet'in doğuşuyla birlikte Doğu kaynaklı yeni bir medeniyet ve özgün bir düşünce sistemi de oluşmaya başlamıştır. Bu medeniyet sayesinde Orta Çağ Müslüman topraklarda Batı'ya nazaran daha erken dönemde bilimsel ve felsefi alanlarda gelişme sağlanmıştır. Bağdat, Şam, Kahire ve hatta İspanya'da Müslüman alimler antik Yunan felsefesini ele almışlar, çeşitli konularda akıl yürütmeye ve gözlem yapmaya başlamışlardır. Müslüman düşünürlerin 1000 yıl boyunca ürettikleri literatür neredeyse antik Yunan'daki birikime eşittir. Dönemin en etkili düşünürlerinden ilki olan Muhasibi 781-857 bilinç halleri, akıl ve düşünce, arzu ve dürtüler gibi konuları Kur'an bağlamında sistemli olarak incelemiş ilk düşünürdür. Ona göre insanın iç dünyasını anlamak için belli uyaranlara karşı verdiği tepkilere bakılmalıdır. Diğer bir ifadeyle dış gözlemden hareketli iç yaşantıların öğrenebileceğini savunur. Bu nedenle insan davranışlarını anlama ve yorumlamada en sık kullandığı yöntem iç gözlemdir. İslam felsefesini metot, terminoloji ve problemler açısından temellendiren Farabi 870-950 Yunan kaynaklarına hakim bir filozoftur. Aristo'dan sonra Muallim-i Sani unvanıyla anılan Farabi'nin ruh ile ilgili görüşleri büyük ölçüde Aristo'nun görüşleriyle paralellik arz etmektedir. Farabi'ye göre bedenin olgunlaşmasını ruh sağlar, ancak ruhun olgunlaşması da akıl sayesinde olur. Ruh bedenden bağımsız manevi bir cevherdir. Bu sebeple ruh ölümden etkilenmez ve beden ölse bile ruh varlığını sürdürür. Akıl ruhun en gelişmiş fonksiyonudur. Beden için sağlık ve hastalık durumları olduğu gibi ruh için de sağlık ve hastalık durumları olabilir. Ruhun sağlıklı olması halinde kişi iyi ve güzel işler yaparken, ruhun hastalanması durumunda kişi kötü ve çirkin hareketler yapar. Farabi'nin düşünce sisteminde yer alan ruhun hasta olması ifadesiyle günümüzdeki psikolojik rahatsızlıklar birbirinden farklıdır. O, bu ifadeyi daha çok ahlak ile ilgili bir bağlamda kullanmıştır. Farabi'ye göre Tanrı ise ilk ve zorunlu varlıktır. Ayrıca varlıkların en üstünüdür. Evrende bir hareketin meydana gelmesi için bir hareket ettirici olması gerektiğinden yola çıkarak Farabi, Tanrı'nın hareket etmeyen ilk hareket ettirici olduğunu ileri sürerek Tanrı'nın varlığını ispatladığını belirtmiştir. Ayrıca Tanrı'nın yalınlığı, sonsuzluğu, değişmezliği ve birliğine ilişkin kanıtlamalar da yapmıştır. Bu kanıtlamalar Batı'da özellikle 13. yüzyılda yaşamış olan Thomas Aquinas tarafından kullanılacaktır. 10. ve 11. yüzyıllarda yaşamış bir Türk filozofu ve doktoru olan İbn Sina 980-1037 Orta Çağ tıbbının önde gelen temsilcilerindendir. Bilim ve felsefe alanındaki konumunu belirtmek için Orta Çağ düşünürleri tarafından ona Eş-Şeyhür Reis unvanı verilmiştir. Batı'da genellikle Avicenna olarak bilinmekte ve filozofların prensi diye nitelendirilmektedir. Tıp alanında çok önemli eserleri imza atmış olmakla beraber psikoloji alanında da değerli çalışmalar ve görüşlere sahip olan İbn Sina araştırmalarında gözlem ve deney metodunu kullanmıştır. İnsanın ruhsal yapısı hakkında bilgi vermiş, ruh sağlığı ve hastalığı kavramlarına değinmiştir. Tıp alanındaki becerilerini psikolojik rahatsızlıkları tedavi etmede de kullanmıştır. İbn Sina, çeşitli ruh hallerinin davranışlar ve beden üzerinde etkili olduğu konusunda bir takım açıklamalar yapmıştır. Ona göre bedendeki bir hastalık irade gücü ile tedavi edilebilir veya aşırı kaygı ve korku gibi psikolojik haller bedenin rahatsızlanmasına yol açabilir.
Psikolojinin somatik etkilerine dair bu görüş modern psikiyatriye zemin hazırlamıştır. İbn Sina'ya göre canlılardaki bütün biyolojik, fizyolojik ve psikolojik oluşlar ruhun işlevleridir. O, ruhun bedenle birlikte var olduğunu belirterek Eflatun'dan ruhun ölümsüz ve bedenden ayrı bir cevher olduğunu ileri sürerek de Aristo'dan ayrılmaktadır. İbn Sina ayrıca ruhun kendi kendini bilen, dolayısıyla bedenden bağımsız bir cevher olduğunu ileri sürmüştür. Ortaya attığı uçan insan imgelemi bu konuda en etkili örneklerden biridir. Ona göre boşlukta dünyaya gelmiş ve bedeni tamamen dış etkilenmelerden uzak olan, kendi bedeni dahil bu dünyaya ait bir bilgiye sahip olmayan, yani duyulardan gelen bir algısı bulunmayan bir insan kendi varlığını bilir. Kendini ve bilgeliğini bilen nefs şu durumda bedenden ayrı bir cevherdir ve beden onun elbisesi gibidir. İbn Sina'nın kendini bilen nefs örneği ile Batı'da modern bilimin kurucusu sayılan Descartes'in "düşünüyorum o halde varım" şeklindeki önermesi arasındaki benzerlik oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca o, bütün bilinç halleri ruhta gerçekleşir ve bütün bilinç halleri değiştiği halde ruh aynı kalır şeklindeki önermelerine dayanarak ruhun varlığını ispat ettiğini ileri sürmüştür. Onun bu fikirleri ortaçağ Batı felsefesini etkilemiş ve günümüze ulaşmıştır. Gazali 1058-1111 kalp, ruh, nefs ve akıl kavramlarının iki anlamının olduğunu savunmuştur. Kalbin ilk anlamı vücuttaki bir organ, ikinci anlamı gözle görünmeyen, anlayan, bilen ruhsal varlıktır. Ruhun birinci anlamı latif bir varlık, ikinci anlamı insanın algılayan ve bilen yönüdür. Nefsin ise ilk anlamı insandaki saldırganlık, gazap ve şehvet kuvvetleri, ikinci anlamı insanın kendisidir. Aklın ilk anlamı eşyanın niteliklerini kavramak, ikinci anlamı ilimleri anlamaktır. Böylece Gazali, Müslüman düşünürlerin ifade ettikleri nefs kavramı ile ilk çağlardan beri kullanılan ruh kavramları arasındaki farkı net bir şekilde ifade etmiştir. Daha da önemlisi o, ruh kavramına yüklediği ilk anlamla genellikle bedenden ayrı olarak görülen bir cevherden bahsederken, ikinci anlamla modern anlamdaki biliş kavramına işaret etmiştir. Onun motivasyon teorisi de modern psikolojinin güdülenme süreci ile paralellik arz etmektedir. Nitekim İhya-u Ulumid Din isimli eseri başta olmak üzere Gazali insana dair başarılı pedagojik tahliller yapmış, ruh hastalarının psikolojik ve sosyal sebeplerini göz önünde tutarak tedavi yöntemlerini açıklamıştır. İnsana dair görüşlerinde bütüncül bir yaklaşım sergileyen Gazali, insanın dini ve ahlaki bilincini de incelemiştir. Ortaçağ İslam filozoflarının en önemli simalarından diğeri olan İbn-i Rüşd 1126-1198 Aristo'nun eserlerini şerh ettiği için İslam dünyasında şarih, Latin dünyasında kommentatör olarak anılmıştır. İsmi Endülüs'te Aben Roşd diye telaffuz edilmiş, Latince'ye de bu söylenişten yola çıkarak Averroes olarak geçmiş, Batı'da da bu ad altında meşhur olmuştur. Söz konusu dönemdeki pek çok düşünürde olduğu gibi İbn-i Rüşd'de de nefs anlayışı fizyoloji ile yakın ilişki içindedir. Organik varlıklar yapış, şekil ve işlevleri farklı organların bir araya gelmesinden oluştuğuna göre birçok organın belli bir düzen içerisinde varlığını sürdürmesini sağlayan bir güç vardır. Bu güç nefstir. Yani İbn-i Rüşd'e göre nefs bedenin birliğini ve bütünlüğünü sağlayan ilkedir. Buna bağlı olarak nefs bedenden yoksun olamaz. Bilakis o bedende var olan bir manadır. Bu görüşüyle İbn-i Rüşd beden ile ruhu ayrı özler olarak kabul edip aralarında bir bağlantı olduğunu ileri süren İbn-i Sina gibi düşünürlerden ayrılmaktadır. Çünkü İbn-i Rüşd ruh ile bedenin bir bütün olduğunu savunmaktadır. Eflatun ve Aristo arasındaki anlayış farklılığının bir benzeri burada da görülmektedir. Buna dayanarak İbn-i Sina'nın nefs beden ayrımını kabul etmesi yönüyle psikoloji modelini Eflatun'a doğru yönelttiği söylenebilir. Bir takım görüşlerine katılmasa bile İbn-i Rüşd'den alıntılar yapmayı ihmal etmeyen Thomas
İnaz sayesinde İbn-i Rüşd'ün görüşleri Paris Üniversiteleri tarafından da benimsenmiştir. Sonrasında bütün Avrupa'ya yayılan İbn-i Rüşdücülük Descartes'in de etkisiyle deneysel bilim anlayışı gelişene yani Rönesans'a kadar Batı'nın gündeminde kalmayı sürdürmüştür. İslam düşünürlerinin yapıtlarından Batı'ya geçmesiyle felsefi görüşlerde büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. Özellikle İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd'ün eserlerinin yayılmasıyla Tanrı düşüncesinde kayda değer değişmeler meydana gelmiştir. Uzun yıllar sonra Avrupa'nın Aristo fikirleriyle buluşmasını sağlayan kişi, Orta Çağ'ın en büyük düşünürlerinden birisi olan Thomas Aquinas'tır. 1225-1274. Eflatun ve Aristo'nun öğretilerini İncil'in açıklamalarıyla birleştirip bir sentez oluşturmaya çalışan Aquinas'a göre insan ne yalnız beden ne de yalnız ruhtan oluşmuştur. O bölünmez bir ruh beden bütünüdür ve bunlar iki ayrı gerçeğe olan iki temel oluşumdur. Her canlının ruhu vardır ve ruh sadece bedeni hareket ettiren unsur değil, aynı zamanda ona hayat veren, onu organik bir beden yapan güçtür. Ruh eylemlerini beden aracılığıyla ortaya koymakla birlikte özü itibariyle ondan farklıdır. Bu nedenle beden yok olsa bile ruh varlığını devam ettirir. Aquinas